Evet sevgili izleyenler, az önce sizlerle birlikte Vinevo köyümüze girdik. Dediğimiz gibi burada bir sel faciası yaşanmış. Ve bu sel faciasının gerçekten de bu köy maalesef ismini yazmış o faciaya. Şu anda yanımızda Fikret İsa Beyefendi var. Köyümüzün muhtarı. Fikret Bey, ilk önce sizleri tanıyabilir miyiz? Görevinize ne zaman başladınız? Siyasetle ne zaman ilgilenmeye başladınız? Ve tabii ki de bu sizin için tabii ki Vinevo ne ifade etmekte? Öncelikle hoş gelmişsiniz. Siyasetle 20 seneden beri. Evet. 2011 senesinde birinci dönemim. Şimdi ikinci dönemim. Evet. Köyünüz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Kaç kişi yaşıyor? Şu anda köyümüzde yaklaşık 300 kişi ama onunla çokları şehirlerde ve Avrupa'da çalışıyorlar. 300 kişi, peki bu 300 kişiden kaç kişi oraya atıyor? 250-60 250-60. değişik yani zamanına göre. Muhtarım, peki bu 250-60 kişiden emekliler daha fazla değil mi? Evet. Emekliler Emek. daha fazla. Genellikle emekliye daha çok. Evet. Gençler nerede? Gençler Avrupa'da, Avrupa'da. Haskoda şehirde. Öncelikle hayvancılıkla. Evet. Ekersin, Ekersin, biçersin ama tütününü maalesef yok etti hükümet. biçersin. Tabii ki de. Fiyatlar düştü. Fazla talep diyor artık tütüne. Neredeyse 5-6 ailemiz şu an bu sene ekecek yani. Bu köyde maalesef keşke de olmasaydı diyelim. Ama tamamen bir aile gitti yani. Köprümüzü çok ufaktı köprü. Ufak derken Dar mı? dardı. Üçlen dörttü. Ama şu anda 16 metre genişliği ve yüksekliği de 8 metre. O bizden çok göç var Şeremetle'den. Balıkesir'de var, İstanbul'da var. Abim var İstanbul'da, Balıkesir'de var, Bursa'da var, Çorlu'da, Edirne'de. Yani Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'nin her yerinde var, İzmir'de genellikle. Evet sevgili izleyenler, bizler bugün sizlerle birlikte dediğimiz gibi Kızıklı Türkçe ismiyle, Koles Bulgarca ismiyle, burada Mineralnibani'nin köylerinden bir tanesi olan küçük ve şirin bir köyümüze geldik. Şu anda arkamızda köyümüzün camisi var. Her köyde Bulgaristan'ın birer camisi olması şarttır Türk köylerinde. O yüzden de gerçekten şu anda arkamızda gördüğünüz Saadet Parlak Kızıklı Köyü Camii. Niye Saadet Parlak ilk önce ismi abi? Çünkü hani parasız gelen Türkiye'den geldi. Hasan Parlak isminde bir, Parlak. evet, annesinin adına bu caminin Yaptırmış adını, evet. cami Evet. Sizleri tanıyabilir miyiz abi? İsmim Mümin Ramadan. Mümin Ramadan. Bu Hak ve Özgürlük Partisi'nin yerli teşkilat başkanıyım bu köyde. Evet. Aynı zamanda Mineralnibani'de çalışıyorum. Evet. Neyle uğraşıyorsunuz abi Mineralnibani'de? Özel kalem, hani Türkçe ifadesiyle Evet. sekreterin obştına diyoruz biz. Anladım. Evet, özel Evet, ne kalem. güzel. Bu köy hakkında nasıl bilgiler verirsiniz? Kaç kişi yaşıyor? Bu insanlar burada geçimini neyle sağlıyor? Genelde geçimi bizim halkın tarımla uğraşıyor. Tütüncülük, işte hayvancılık, o şeylerle uğraşıyor yani insan genelde. Bazıları işte kuruculukla, yani dışarıda Sofya'da, Otteber'de.
O şey yani. Ancak o tarz. Öyle oluyor. Ancak. Evet, şu anda burada bir mevlit yapılıyor. Bu mevlit ne için? Genelde mesela Bulgaristan'ın her köyünde mevlitler yapılıyor. Mesela sağlık için oluyor, yeni çocuk için oluyor. Evet. Bu yapılan mevlit yeni ev yaptı adam kendisine. Yani eve girmek için mevlit yapıyor yani. Mevlit yapıyor evet. Köylüye. Evet, köylüye. Evet. Çok teşekkür ediyoruz abi yaptığınız röportaj için. Türkiye'dekine kimlere selam göndereceksiniz? Hepsine, tanıyan tanımadın hepsine selam gönderiyoruz. Abi. Evet, ablama aslında bu İstanbul'da oturuyor kendisi, Küçükçekmece'de. Hepsine, kuzenlerime hepsine selam. Selam. Evet sevgili izleyenler, bizler sizlerle birlikte dediğimiz gibi memleket yolcusu programıyla bugün Mineral Limanı yani Meriçlerin köylerinde sizlerle birlikteyiz. Yine bir güzel bir büyük köyümüze geldik sevgili izleyenler. Boyan Botevo. Evet, gerçekten de şu anda burada bir yerli abimiz buradan bize kısa bir söyleşi yapmak üzere yanımızda. Abi ilk önce seni tanıyabilir miyiz? İsmim Fahrettin Şen. Fahrettin. Durak köylü. 52 yaşındayım. 52 yaşındasın abi. Abi neyle uğraşıyorsun? Ben belediyede çalışıyorum. Belediyede ne olarak görev yapıyorsunuz? Emlak görevli, emlak işlerinden mal mülkünü belediyenin... Ondan sorumlusunuz yani. Ondan sorumluyum. Evet. Evet. Kaç yıl oldu artık belediyen abi? Yaklaşık 96'dan beri 20 yıl. 20 yıldır belediyede. Mineral Limanı'nda. Evet, Mineral Limanı'nda. Evet. Abi Boyan Botev hakkında ne dersiniz? Nasıl bir köy sizce? Yani, ne ihtiyacı var? Nasıl gelişiyor? Tabii güzel, hep geniş gelişime de köyümüz de bizim de halk olarak tabii isteklerimiz her zaman fazla olması gerekiyor. Oldukçasına sokaklarımız düzelsin. Tabii genişme var. Altyapılar geçti. Güzel köyümüzü memnunuz o şeylerden. Evet, muhtarımızdan memnunuz yani. Evet, tabii muhtarımızdan da memnun. Çalışkan bir muhtarımız var. Ya akrabalarımız var. Türkiye'de tabii İstanbul'da var, Bursa'da var akrabalarımız. Böyle söyleyen aklına geldiklerimiz. Yani dayım var İstanbul'da, Ahmet Ali. Kuzenlerimiz var, Ali. Hanımın akrabaları var Bursa'da. Hasan, Gebze'de Hüseyin. Evet sevgili izleyenler, bizler sizlerle birlikte Boyan Motoru'da sizlerle birlikte şu anda yanımızda Bayram Kuşku var. Bu köyün gerçekten bizlere tarihçesi hakkında bilgi veren olacak. Burada bilgili bir abimiz var. Bayram Kuşku 1947 yılında Hasko ilinin Mineral Limanı Belediyesi'nin Boyan Botio köyünde doğmuştur. Ortaokulunu kendi köyünde, liseyi Çernoğçene Karagözler'de, sonra Hasko'da tıp bitirmişimdir. 40 yıldan beri de bu bölgede 24 saat sağlık hizmeti vermekteyim. Emekliyim, yine de çalışıyorum. Köy, bu köy buradan önce başka bir yerdeymiş. Fakat bir hastalık dolayından bir nehir atlamak lazımmış. O nehir atladıktan sonra hastalık orada kalsın. Daha önce köyümüz buradan 2 kilometre bir yerdeymiş. Oradan buraya taşınıyorlar. 1470 yıllarında asıl daha önceden bizim Konya'nın Karaman bölgesinden buraya gelmişik. Atalarımız oradan, bildiklerimize göre oradan gelmişik. Selçuk Türklerinden. Buraya geldikten sonra eski köyün adı Mahmut Köy'müş. Bu köy Durak Köyü. Mahmut Köy'müş. Ama buraya geldikten sonra Mahmut Köy mü olsun, başka bir adını mı değiştirelim? O zamandan burada bir Lalla Paşa buradan bir yolculuğu düşmüş. Bir askerine bir mola vermiş. Mola sırasında sormuş, bu köyün adı düşünüyoruz demişler. Biz yeni taşındık bir başka bir köyden buraya. Mola verdiği zaman da demiş ki Durak Köy kalsın bunun adı. İşte Lalla Paşa'nın sözüne de bizimkiler tabi kalmışlar ve köyün adını Lalla Paşa bırakmışlar. Şimdi hala Durak Köy'dür köyümüzden. Durak. Burada durmuşuk, artık başka köye taşınmak yok. Köyde 900 binden fazlaydı. Fakat yılların geçmesiyle azalma var köylerde. Bulgar köylerinde olduğu gibi Türk köylerinde de azalmalar var. Çokları şehirlere taşınıyor. İşte öyle. Emekli var. Çok emekli var. Bilemem emekliler ama bir kere 250 kadar emekli var köyde. O kadar gençler var. Gençlerimiz gurbette çalışıyor.
3 ayda bir kere geliyorlar, geliyorlar, para kazandı mı, paralarını da değerlendirmek için geliyorlar bir aya, evini görsün, işte çocuğunu görsün. Bazıları ailesiyle gitti gurbete. Gurbete deyince kadar Avrupa'nın devletlerinde her yerde insanımız var. Ben 65 yılından beri şiir yazıyorum. Fakat totaliter rejiminin bu ad değiştirme sıralarında ben 100'den fazla şiirimi gurbete gönderdim. Yakmak mecburiyetinde kaldım. Eline geçerlerse belene kaplarında, ölüm kaplarında çürüyecektik. Onları işte onlara üzgünüm ama maalesef özgürlük güneşi doğunca yine başladık faaliyetlerimizi, eski kalemimizi sivrilip şiirler yazma. 65 yılından beri şiir yazmaktayım. Tüm tanıdıklara, bilhassa Durak köylülere, Karamanlar bölgesinde kim yaşarsa hepsine sonsuz selamlarımı iletiyorum, saygılar ve Kuşkular sülalesine, tüm doktorlara görevinde her zaman başarılı çalışsınlar. Evet sevgili Tekomeli Televizyonu izleyicileri, bizler sizlerle birlikte bugün Mineral Nibani'nin belediye başkanının köyünde şu anda sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Şu anda da burada camimizin hacısı var, hacı dayımız yanımızda. Sevgili izleyenler, oldukça büyük köylerden bir tanesi, yine dediğimiz gibi Mineral Nibani Belediyesi'nin başkanı da buradan çıkmış. Yani çocuğu buradandır diye düşünüyoruz. Evet amcacığım, ilk önce seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hacı Şaban Mümin Kadir. Hacı gittin. Hacı vardık. Allah kısmet etti. 2004 senesi gittik hacıla. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin inşallah. Kısmet oldu, gittik hacıla. Köyümüz aşağı yukarı 180-200 hane üzerinde. 200 hane üzerinde. Köyümüz 1958-59'a kadar Bulgar köyüymüş. Ne zaman komünizme gelmeye başladığı vakit biz Kırcalı Belediyesi'nden başladık buraya kalkma. Hatta kendimiz küçük kızarmışık. Evet. Buraya o zaman insan başladı 58'de, 59'da, 60'da. Aşağı yukarı 180 hane Türk var. 20 hane kadar da Bulgar var. Geçinmemiz saatte, o zamanlara ta kötüydü, şimdi ne de olsa fazla iş yeri yok köyümüzde. Köyümüz iyi köy ama iş yeri yok. İnsan tütüncülükken tütün hep gayrak yerlerde. Bereket bazı genç çocukla, birkaç sekaşla, tikiş yeri, kadınlar için iş gene bulunur. Fakat gençlerimiz hepsi dış devlette. Evet. Hepsi abi, dış devlette. Bu cami için biraz bilgi verebilir miyiz? Ne bu camimiz, var? Bu camimiz hiç eskisini bilen yok ne zaman yapıldığını. Bizim geldiğimiz senelere, 59-60 seneleri, bu bir samanlık gibiydi. Onu yaşlarımız bir tamir yaptılar. Bıldır seneye gelincesine kadar hep eski camide biraz tamirledikti. Bıldır sene Avrupa'dan para geldi. Sağ olsun belediye başkanımız Mümin Ali. Onun sebebinin, onun desteğiyle camimiz bir lafla duaları eski ama hepsi yeni oldu. Bizim zatı böyle cami aklımıza gelmezdi. Fakat gördük, yeni caminin içine girdik. Bu cami artık bize, bizim oğlumuzun oğlunun oğullarımıza yeter hepsine. Evet, ama güzel. Ne yazık ki gün geçtikçe Türklük, Müslümanlık geri kalmakta. Evet. Giden yerine gelen yok. Evet. Türkiye'de kimleriniz var? Türkiye'de var, bir kardeş vardı da mevat etti. Başka kardeş çocukları var. Şekerpınar da var, Gebze de var. Selam olsun. Hepsine, cümlesine selam ederim. Bu Kadir var. Kadir. Selam olsun diyelim önce. Bu köyden geçen kardeşimin, mehrum Recep kardeşimizin bütün ailesine, oğullarına, uşaklarına hepsine çok selam benden. Aleyküm. Zannetme ki
hep böyle. Yaz gelecek, yaz gelecek. Unutma ki dünya döner. Kış gelecek, kış gelecek. Aklar düşer saçlarına. Yaş gidecek, yaş gidecek. Yaşa yavrum doya doya. Aşk bitecek, aşk bitecek. Olmayan çiçeğim ol, evimin neşesi ol. Sen ol, sen ol, hep yanımda ol. Kadınım ol. Yazımın güneşi ol, solmayan çiçeğim ol. Evimin neşesi ol. Sen ol, sen ol, hep yanımda ol. Kadınım ol. Zannetme ki hep böyle. Yaz gelecek, yaz gelecek. Unutma ki dünya döner. Kış gelecek, kış gelecek. Aklar düşer saçlarına. Yaş gidecek, yaş gidecek. Yaşa yavrum doya doya. Aşk bitecek, aşk bitecek. Zannetme ki hep böyle. Yaz gelecek, yaz gelecek. Unutma ki dünya döner. Kış gelecek, kış gelecek. Aklar düşer saçlarına. Yaş gidecek, yaş gidecek. Yaşa yavrum. Kadınım ol, yazımın güneşi ol, solmayan çiçeğim ol, evimin neşesi ol, sen ol, sen ol, hep yanımda ol, kadınım ol. Zannetme ki hep böyle, yaz gelecek, yaz gelecek, unutma ki dünya döner, kış gelecek, kış gelecek. Aklar düşer saçlarına. Yaş gidecek, yaş gidecek. Yaşa yavrum doya doya. Aşk bitecek, aşk bitecek. Zannetme ki hep böyle. Yaz gelecek, yaz gelecek. Unutma ki dünya döner. Kış gelecek, kış gelecek. Aklar düşer saçlarına. Yaş gidecek, yaş gidecek. Yaşa yavrum doya doya. Aşk bitecek, aşk bitecek. Yaz gelecek, unutma ki dünya döner. Kış gelecek, kış gelecek. Aklar düşer saçlarına. Yaş gidecek, yaş gidecek. Yaşa yavrum doya doya. Aşk bitecek, aşk bitecek. Evet sevgili izleyenler, bizler Tekrum Eli Televizyonu ekranlarında sizlerle birlikte bugün neredeydik? Mineral Limanı'ndaydık. Kırk Belediyesi'nde yönetim gayet başarılı bir şekilde orada çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bizler de Tekrum Eli Televizyonu olarak o bölgelerde sizlerle birlikte Türklerin olduğu bölgelerde çekimlerimize hız vermeden, ara vermeden devam edeceğiz. Efendim biliyorsunuz ki Mineral Limanı programımızın başımızda dediğimiz gibi Haskova iline bağlı. Türkçe ismiyle Hasköy. Haskova zaten Kırcalı'ya da çok yakın bir şehir. Onu da çoğu göçmenlerimiz zaten biliyor. Bizler ekran başında izleyen ve burada partimizin Hak ve Özgürlükle Hareketi'nin Gençlik Kolları Başkanı Sayın Mümin Salim Mümin yanımızda. İlk önce Mümin Bey merhabalar diyoruz sizlere. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Mümin Salim Mümin kimdir? Nerede doğmuştur eğitimini? Nerede bitirmiştir? Şu anda ne görev yapmaktadır? Ben 1983 Haskova doğumlu. İsmim Mümin Salim Mümin. Burada okudum, ekonomi bitirdim, master'ım da pazarlama üzerine. Sofya Üniversitesi'ne. Her zaman Haskova'da olmuşumdur, hiçbir zaman Haskova'dan kopmadım. Burada yaşıyor, burada ticaretle uğraşıyoruz, işimiz de ticaret. Evet. Mümin Bey, ben şunu sormak istiyorum size, niye siyaseti
girdiniz? En önemli soru. Ve niye hakkı özgürlük merak ediyorsunuz? Siyasete öyle veya böyle siyaset bizimle uğraştığı için biz de genç olarak siyasetle uğraşalım dedik. Genç yaşta 2001 yılından beri ben gençlik kollarında Hak ve Özgürlük Hareketi'nde faaliyet gösteriyorum. Değişik dönemlerde değişik görevler aldım. Şu anki görevim de Gençlik Kovarı'nın il başkanlığı. Haskova'nın il başkanlığı. Son dönem yerel meclis başkanı yardımcısıydım. Bundan birkaç ay önce de belediye başkanı adayıydım. Biliyorsunuz ki bizde evet yerel seçim vardı. Nasıl geçti o seçimler? Ve kaçıncı yerde kaldınız? Ve kaç tane parti vardı bu seçimlerde? 7 adayımız vardı. Haskova. Üçüncü yere geldik. Bu da bizim için büyük bir başarıydı. Tabii oy verenimiz var. Bu kampanyamızda ekip olarak da çok güzel çalıştık. Halk da bize desteğini verdi. Bir şeyler değiştireceğimize inandı ki desteğini verdi. Evet, Mümin Bey peki bir sonraki seçim yaklaşık 3 sene sonra olacak yani seçimler tekrar düşünüyor musunuz belediye başkanı adaylığı? Ya onu benim kendi vereceğim bir karar değil. Sonuçta partide bir sürü büyüklerimiz, abilerimiz, yoldaşlarımız var. Onu zamanı gelince konuşuruz. Bizim belediye başkanımız o an ilçede çalışmaların da güzel gittiğini kendiniz de görmüşsünüzdür. Bu da nereden kaynaklanıyor? Sonuçta bizim 26 yıllık bir parti tarihimiz var. Biz büyüklerimizden çok şeyler öğrendik. Arayıp akıl fikir danışacağımız büyüklerimiz de var. O yüzden bizim belediye başkanımız olan ilçelerde işlerin gittiğini öyle söyleyeyim. Kendiniz de görüyorsunuz. Siyasette hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir Mümin Bey ve Haskova'nın temel sorunları nelerdir? Her bir şehrin de kendine göre sorunları var. Bu sorunlara hangi çözümler getirilmesi gerekiyor sizce? Siz de bu şehrin bir vatandaşısınız, siz de bu şehirde ikamet ediyorsunuz. Sizce neler yapılmalı? Evet, ben de bu şehrin bir genciyim. Sorun, birçok sorunumuz var. Dediğiniz gibi her şehrin sorunu farklı. Şimdi, temel sorunlardan bir tanesi bence altyapı. Altyapı en büyük sorunumuz. Şimdi gittiğiniz ilçelerde, buradan başlamak istiyorum. Şimdi bizim Haskova ilinde iki ilçede belediye başkanımız var. Evet, hangi ilçeler onlar? Mineralni Bani ilçesi ve Stambolovo ilçesi. Onların dışında yönetimde Macarova ilçesinde de belediye başkanımız yok. Ama mecliste evet çoğunluğumuz var. O ilçelerde altyapı sorunu hemen hemen bitirmiş durumdayız. Her köyde kanalizasyon var. Su tesisatları var. Işıkta sorun yok. Haskova'da en büyük sorunlarımızdan biri evet altyapı ve bu bizim vatandaşın, bize yakın olan vatandaşın, azınlıkların yaşadığı yerlerde. Onlar da son şehrin daha dışında olan semtler. Evet ve köylerimiz. Her köyünde kendine göre bir ayrı sorunlar var. Birçok köyümüzün hala su sorunları var. Yaz günü 2-3 saat sadece su kullanabiliyorlar. Bunların çözülmesi gerekiyor. Altyapı her zaman en büyük sorun. Şimdi şu ana kadar olan yönetimin yaptığı en büyük hatalardan biri buraya dışarıdan yatırımcı getiremediği için. En büyük problem orada. Haskova 1-2-3 fabrika zannederim bu gençlerin işsizlik problemini bir yere kadar çözer. Şimdi alın bir Kırcalı. Ne kadar Türkiye'den şirket gelip oraya yatırım yaptığını görüyorsunuz. Ne yazık ki biz Haskova olarak Türkiye'ye daha yakınız. Buraya yapmaları onlar için de daha iyi olur ama buradaki belediyelerin çalışmaları yapılmamış bu döneme kadar. İnşallah bundan sonra öyle bir çalışma yapılır ve gençlerimize bir iş fırsatı sunulur. Çünkü görüyorsunuz ki her gün gençlerimiz Avrupa'ya gidip gurbete gidip orada çalışıyorlar. Birçoğu da artık geri dönmüyorlar. Şu anda üye alımlarınız başladı. Neler yapılmalı bir üye olması için?
Evet, şu an buradan da tüm gençlerimize seslenmek istiyorum. Hak ve Özgürlük Hareketi'ne üye olmak isteyenler buyursunlar. Bizim buradaki Business Center dediğimiz yerde ofisimiz var. Orada forward olup üye olabilirler. Gençler ne tür etkinliklere katılıyorlar? Biliyoruz ki burada civarı köylerde belirli bir tarihlerde böyle büyük bir spor dediğimiz Bulgarcası bir toplantılar oluyor. İnsanlar orada kaynaşıyorlar. Oraya gidiliyor değil mi? Zaten gençlerimize güveniyoruz. Parti olarak ümidimiz gençler. Bir seçimde de en çok çalışanlar her yere gidip çalışanlar gençlerimiz. Bu tip faaliyetlerde de gençlerimiz ön sırada. Şimdi ayın 30'unda Merauni Bani'de bir tane seminerimiz olacak. Avrupa milletvekilimiz gelecek. Birçok Avrupa projeleri yapan kişilerimiz var. Onlar gelecek. Gençlerimize girişimcilik ve Avrupa programlarını kullanmayı anlatacak. O da bizim bir faaliyetimiz. Onun dışında şimdi birkaç gün sonra ayın 22'sinde Dünya Günü var biliyorsunuz. Mineral Nibani'de orada bizim belediyede gençler olarak toplanıp bir ağaç ekme etkinliğimiz var. Birçok etkinliğimiz var. Şimdi bu Mayıs ayında birçok anma törenlerimiz var köylerde. Şiroka Plana'da en büyük toplantımız bizim yeri geldiğinde 30 bin kişiye de varan büyük bir toplantı. Kırcalı'dan, Haskolu'dan, Türkiye'den birçok gelenler var. Bir gün orada hepimiz iç içe günümüzü kutluyoruz. Ondan sonraki günlerde Mineralni Bani'de var ve Vuvodu köyümüzde var. Bunlar her köyün değişik tarihlerde öyle bir anma törenleri, toplanma tarihleri var. Bu şekilde ne diyoruz? Köylüler hem bir arada oluyor, hem civarı köylerden geliyorlar, hem bu köyün Türkiye'deki göçmenleri geliyor. Hem de tarihimizi unutmuyoruz. Yaşanan olayları tarihini unutan kişi kendini unutmuş bir kişidir. Tarihi her zaman hatırlamamız lazım. Kendimiz yaşamadığımız için bunu pek umursamamamız çok yanlış bir şey. Çünkü bir gün bizim de başımıza gelecek şeyler olacak. O yüzden tarihi büyüklerimizden duyduğumuz kadar veya yaşadığımız kadar hep aklımıza tutup hep bunu anmamız gerekiyor. Hep birlik olmamız gerekiyor. Son olarak bizim izleyicilerimize, Tekromeli Televizyonu'nun ekranlarından bizleri izleyen Haskolu göçmenlerine, Mineral Limanı göçmenlerine neler söylemek istersiniz? Haskolu göçmenlerine ve Bulgaristan göçmenlerine, Türkiye'deki kardeşlerimize sevgiler, saygı var. Biz hep buradayız. Siz hep kalbimizdesiniz. Biz bir parçayız. Bizi kimse ayıramaz. Bu mesafe bizi ayırmış olamaz. Ayırmadı, ayırmayacak da. Bunu bilmeleri ve her zaman buraya gelip bizi bulup yardımcı olacağımızı bilmeleri ne isterim. Benim için bu yeterli.